herhalde babalığı babamdan öğrendi. Halit Ergenç ile Bergüzel Korel çifti şu günlerde 3. bebekleri Leyla'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Cuma akşamı Yargı dizisinin oyuncusu Uğur Aslan'ın Afara Bir Arabesk Müzikali adlı gösterisini izleyen ünlü aktör yaşadığı büyük heyecanı paylaştı. Hayırlı olsun diyelim öncelikle 3. çocuk. Çok teşekkürler, sağ olun. Helal söyleyeceksiniz. 3. kez yine bir baba olmak. Evet. Duygusunu yaşadınız. Her şey yolunda gidiyor, sağlıklı bebekte. Yani müthiş bir şey, Allah isteyen herkese nasip etsin diyor. Son olarak Babil dizisinde başrol oynayan Ergenç henüz yeni bir proje anlaşması yapmadığını söyledi. Var mı yeni bir proje? Halit Bey, neler yapıyorsunuz? Şu an bir şey yok net. Bakalım, konuşmalar var ama hani tabii kesinleşmeden size bir şey söyleyemem. Ünlü oyuncu senaryo okuması için bile yapım şirketlerinin kendisine ücret ödediği iddiasına da yanıt verdi. Sadece senaryo okumanız için bile yapım şirketleri size senaryo gönderip okumanız için bile bir ücret veriyordu ya. Öyle mi? Öyle değil miydi? Çok eski zamanlardan bahsediyorum. Benim hiç böyle bir şeyden haberim yok. Benim yerime böyle bir şey yapan biri mi var acaba? Arkadaşlar olur mu öyle şey ya? Yok, hayır. Yani bir takım senaryolar geliyor. Okuyorum, evet. Ondan sonra bazı koşullar oluyor. Onları yani yerine getirebilirsek, karşılıklı anlaşabilirsek çekeceğiz inşallah. İnşallah. Diyelim hayırlısı olsun. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Çok İyi teşekkürler. İyi seyirler biraz. Sağ olun, hoşçakalın. Halit Ergenç ertesi akşamsa eşi Bergüzel Korel ve çocuklarıyla Etiler'de magazine atıp çok farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? İki erkekten sonra kızı bulunca, kız babası olduğu zaman erkekler çok seviniyorsa benim iyi kızım var ondan dolayı. Bütün erkekten sonra kız babası olanlardan aynı şeyi duyuyorum. Evet. Zaman gösterecek, göreceğiz şimdi daha çok bebek. Çok bebek, hiçbir şey anlamıyoruz tabii daha farklısını. Kokluyoruz ediyoruz ama yani şimdi kız farklı. Ama kız bebek olarak da farklı. Erkek bebekten daha farklı. Tabii erkek hani daha fazla emzirmek zorundasınız. Çok daha gazlı oluyor. Hal tavrı bile belli ediyor erkek bebeğin. Evet. Erkek bebeği. Kız ağlaması bile böyle dudağını büke büke daha şimdiden yani böyle farkını gösteriyor Allah ama hepsi evlat. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Peki Korel ve Ergenç kızları Leyla'nın kime benzediğini henüz çözemediklerini söyledi. Leyla kime benziyor acaba? Yani benzediğini İnanın biz çözemedik. Belli. Vallahi çözemedik. Değil mi? Zaman gösterecek işte. Yani evet, esmer, kafa esmer, saçları esmer yani. Ama değişiyor zaten belirli bir yerden. Değişiyor. Tabii. Üçü de bambaşka tip olacak herhalde yani. Han, peki evet. birbirlerine benziyorlar mı? Yani benziyorlar. Han'la Leyla benziyor. Han'la Ali de benziyor aslında. Yani birbirine benzer yanları var. Farklı oldukları yanlar da var. Bir arkadaşım geldi doğumdan sonra. Baktı böyle, üf gene aynısını doğurmuşsun, hiçbir sürpriz yok dedi. Kız olacak, farklı olacak sanıyoruz dedi. Ama bilmiyorum ki sonradan değiş. Han çok değişti mesela. Ama Ali ile benziyorlar. Sağlıklı olsun hepsi. Yeter. Oyunculuğa annelik molası veren Bergüzel Korel, geçen günlerde ellerindeki ödemin fotoğrafını paylaşmıştı. Neler yapacaksınız? Geldi, zaten setler mutlar olmaz. Yok. Bir süre yok. Evet. Benim için bir süre yok. Yani... Bir süre yok. Evet, çok uzun zaman oldu tabii. Artık 4. sezon mu oldu? Bayağıdır yokum. Belki hani filmden sonra bir daha bir şey olmadı. 2018'den beri yok set. Geçen de fotoğraf paylaştık. Ödemler gitmeye başlamış herhalde. Gitmiş mi? Demek gerçekten. Ya ben hayatımda gerçekten böyle bir dönem yaşamadım. Yani çok acayipti. Böyle ellerim falan şişiyordu. Geceliğin ağrısına uyanıyordum. Bilmiyorum kız hamileliği mi ama çok acayip bir şey yaşadım. Gidecek kilolar da yavaş yavaş, ne yapalım? Yani bir 15 kilo falan var şu anda ekstra. Ne söylüyorsunuz? Ne gerek? Söylenmez mi? Var ama ya, yapacak bir şey yok. Gider ya, ne olacak? Sağ olun. Ne olacak? Seni. Sağ olun. Seni sorayım. Anne. Halit Ergenç, 3 çocuğun hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlattı. Sen nasıl, neler yapıyorsun? 3 oldu, 3 olunca... 3 olunca, valla enteresan. Evde hareket hiç durmuyor. Evet abi, 3 olunca... Yani dün bir arkadaşla konuşuyorduk. Hani boş vaktinde ne yapıyorsun dedi. Valla eskiden sete gidiyorduk dedim. Şimdi hiçbir vakit yok dedim yani. Yani boş vaktimizde sete gitmiyorduk da hani sete gidebilecek bir vakit vardı. Ali okula gidiyordu. Şimdi evde bir saniye durmuyor hareket.
Öğlen bir ikisi beraber bir uyuyorlar bir dönem kesici. O arada böyle ne yapacağını şaşırıyorsun. Aa ev durdu falan oluyor. Ergenç bugüne kadar yaptığı bütün işlerin başarılı olma sırrını da açıkladı. Bu böyle bir şey. Bütün herkesin yani oradaki yönetmeninden, yapımcısından, çaycısına, ulaştırmacısına kadar bütün arkadaşların emeğiyle o işi sevip bir arada o iş için çalışmasıyla mümkün oluyor. Yazarından, yönetmeninden, görüntü yönetmene, oyuncusuna kadar. Öyle oluyor iş. Sen ölmeyi de sevmiyorsun abi. Hayır, onun için söylemiyorum. Hepimiz, hani bütün ekip olarak, eğer ekip, bütün ekip işi severse o seyirciye yansıyor. İş olarak bakmayıp, ben ondan bahsediyorum. İş olarak bakmayıp, o işi gerçekten sevip, canla başla, bizim bunu ortaya çıkarmamız duygusuyla çıkardığı zaman, hani biz şanslıydık, öyle düşünüyorum. Ekip olarak her işte şanslıydık. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum. Yani çünkü o şansla, o duyguyla o işi yakalıyorsun ve diyorsun ki bunu çıkarmamız, bunu anlatmamız lazım. Böyle olduğu zaman zaten akıyor, gidiyor yani. Bir şekilde birilerine ulaşıyor. Doğru söylüyor yani. Birilerine ulaşıyor yani ondan sonra. Sergio Yalın'da ikinci kez kamera karşısına geçtiğinde acaba üçüncüsü de olur mu? Niye olmasın? Biz geçen gün aramızda konuşuyorduk vallahi Vatanım. Sensini izliyorduk böyle. Kendi izlediğimiz işi izleyip ağlıyoruz Halit'le bazı sürekli. Sahnelerde olsun, bazı sahnelerde kötü oluyoruz hala bazen. Dedik ki yani hani bir daha yapabiliriz aslında ya. Niye evet olmasın? Niye olmasın filan dedik. Zorlanmadık ama bu sefer zor olur galiba. Şimdi çoğunca. Olur mu? Olmaz mı? Her şeyin bir yolu bulunur. Biz bir olurunu buluruz yani illa ki. Olur bakalım. Her şekilde. Öyle bakalım. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi bakın kendinize. Bergüzar Korel daha sonra bebeği Leyla'yı bir süre bebek arasında...